Müselli, boşuna uğraşma, yanlış yoldasın. Bilime karşı yapılan saygısızlık yanlışların en büyüğüdür Hasan kardeş. Bak, teknoloji bu, teknoloji. O senin elindeki asaya, sopaya benzemez. Hadi. Doğrudur, doğrudur ama her şeyi de teknolojiyle göremezsin. O göremediklerini de ancak burayla görürsün, burayla. Sen o elindeki çubuk mu sinyal verecek ha? Ya yeme beni hadi. Ya man kafa mısın sen? Anlamıyor musun? Sinyali burası çakıyor, burası. Bana bak, hani televizyonda bir deli vardı hatırlıyor musun? Elinde bir çubukla böyle su falan arardı. Şimdi sen ona benzedin, tıpkısının aynısın. Ben burada bir tek deli görüyorum, o da sensin. Ben deli değilim. Ben bilim insanıyım. Sadece yanlış zamanda ve yanlış yerde doğdum, o kadar. Beni bu nesiller değil, gelecek nesiller anlayacak. O zaman görelim bakalım sayın bilim insanı. Bakalım kimin çubuğu mutluluk getirecek? De haydi, de haydi. Ne oluyor lan? Burada la! Burada la! Kimler? Çok büyük. Ana! Buldun mu yoksa? Dur bakayım. Aa! Vallahi de öttü. Ötecek tabii. Hem de çok ötecek. Başında kimler, kimler bitecek? Şş, bak hele. Ne var la toprağın altında? Bilmiyorum. Ne var bilmiyorum ama çok büyük. Çok büyük. Hem de çok büyük. Ha, yaşıyor. Neyse kalkar gider. Abi. Abi. Ya oğlum dur 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 dur. Ne bu hal lan toz toprak içindesin? Ya silkinseydin bari. Ya silkinsene. Silkin. Allah var ya. Ya sen silkin dedin ya. Ya o benim kardeşim. Millet deli hazret. Ben akıllı ya. Ya Müsellim. Yüce Rabbim akıl dağıtırken acaba sen hangi icadın peşindeydin be yavrum? Yalnız çok kırıcı oluyorsun abi. Ben darla darla geziyorum köstebek gibi sabahtan beri senin için. Şu senin söylediklerine bak. Kırgınım. Benim Müsellim'im. Benim canım kardeşim. Ya kırılacak bir şey yok. Ya Müsellim de haydi. Sadede gelelim sadede. Evet. Ne var ne yok bizim çukur tarlada? De bakalım. Vallahi çok acayip sinyaller aldık abi. Deme yahu. Ben demiyorum. Bilimin ve ilimin ortak kararının sonucu bu. Peki ne diyor ilim ve bilim? Ne varmış orada yani? Vallahi orada çok büyük şeyler var abi. Çok büyük şeyler. İstersen gidip kazalım mı? Oo. Çok büyük öyle mi? He. Çok. Kazma kürekle de olmaz. Vay anasını ya. Hakikaten çok mu büyük? Ya büyük dedim ya. Büyük yani. O zaman en iyisi ben gidip bir kepçe ayarlayayım. Sarılalım mı? Karıştık ya bunlar. Müsellim ne dedi duydunuz? Vallahi ben o çukur tarlada çok büyük bir şey olduğunu biliyordum zaten ya. Ay. İyi ben gidiyorum hadi. Kız nereye? Mutfağa kepçe alıp tarlaya dalacağım. Ayşe, ya abla hatırlat da çarşıya gittiğimizde şunun boyu kadar bir oksijen tüpü olan beynine acık kan gitsin ya. O sinir işte. Ya bir durun, bir durun ya. Ben Ceylan'la mıstık böyle didişip didişip durmayın ya. Şimdi bak, bunlarla da ne olduğunu öğrenmek lazım gelir. Nasıl edeceğiz onu? Kimden öğreneceğiz ki? Ben biliyorum ya kimden öğreneceğim bizi. Nasıl kimden? Çaç Hasan kardeş. Vallahi can boğazdan gelir ha. Benim can sıkacak birazdan yani boğazdan.
Sus konuşma tatlıdan dayı. Bacılar, benden ne isteyecekseniz isteyin de bitsin bu çile. Biz senden hikaye dinlemek istiyoruz. Ne hikayesi? Şimdi Hasan kardeş, bu Çukur tarlayla ilgili bir takım efsaneler var. Biz de düşündük, taşındık, bilse bunu Hasan kardeş bilir dedik. Bilirim ya, bilirim tabii. Oranın rivayeti çoktur. Hatta bir rivayete göre orada Selçukluların hazinesinin gömülü olduğu söylenir. Hazine mi? Selçukluların mı? He. Selçuklu sultanı savaşa giderken bütün hazinesini çukur tarlaya gömdürür. Sonra bunu bilen herkesin kellesini kestirirmiş. Ay, çukur tarlada demek ki sultanın hazinesi var. He. Bir başka rivayete göre de çukur tarlada bir yatır vardır. Öyle söylenir. Büyük bir evliyanın yatırıdır bu. Oy, ne diyorsun? O sebeple oraya gidip de dönemeyen, dönüp de bir daha eskisi gibi olamayan nice insan olmuştur. Bir başka rivayete göre de... Ama ben köresen, bütün rivayetler çukur tarladan mı geçiyor, ben anlamadım. Susana şey. Üç harflerin koruduğu bir hazine vardır orada. Üç harfli derken? Hey, ben bildim. Ufa. Ufa üç harfli. Ya kız sen ne salaksın ya? O üç harfliler değil. Öbür üç harfliler. Derler ki... Çukur tarladaki hazineyi kimler aramaya çalıştıysa... bir daha iflah olmamıştı. Deliren mi dersin? Mahpusa düşen mi? Derbeder olup kendini yollara vuran mı dersin? He, tamam Hasan kardeş, biz vallahi çok iyi aydınlandık. Çok iyi aydınlandık. Adeta hanemize ay doğdu. Hadi canım, hadi. Sen artık git, biz seni tutmayalım. Hem bu kadar yemek iyi değildir, midene oturuyor sonra. Hadi. Hadi bak, biraz da hareket lazım gelir. Hadi kalk sen, sonra sen tekrar bizi ziyarete gelirsin. Oh, şükürler olsun. Uzunca bir süre görüşmeyelim. Uy, al ha buraya dur. Ah, iyi, hadi. Uy, anam ya. Uy. Gel. Heh. Önüne bak, sağdan, dikkat sağdan. Et. Hadi. Hadi kalkın, biz de gidelim. Hadi. Nereye? Kız nereye olacak? Biz sabahtan beri ne konuşuyoruz? Çukur tarlaya. Ya siz iyi misiniz? Üç harfliler diyor orada diyor. Ya salak konuşma Ayşe ya. Ya böyle hurafeler uyduruluyorsa o tarlanın altında gömü var demektir. Yusuf sen geldin oğlum. He? Eyvallah, sen bilirsin Ayşe'cim. Biz gider Muhteber ablamla gömüyü buluruz. Ondan sonra da %50 %50 karışırız. Hadi Asiye'cim, gel biz gömüyü bulmaya gidelim. Haydi canım benim. Ya ben sana yok, ben kalkamadım ya. Bacağım uyuşmuştu. Git bitmedi ya. Anam ne çok yol geldik ha, ayaklarım ağrıdı. Ablam. He canım, he. Geldik galiba, aha da burası. Dutta'yı tanıdım. Emin misin? Ya eminim tabii. Ne günlerim geçti şartında da. Şimdi Körasan'ın söylediklerinden sonra bir ürperti geldi bana. Yürü git Ayşe ya. Hadi. Haydi. Yürü. Haydi korkmayın, hadi. Hadi. Ya korkuyorum. Ya korkma de, haydi Ayşe. Hadi bismillah da gir, Allah. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm mühterimler. Hiç kimse rahatsız olmasın. Biz bir arkadaşa bakım çıkacağız. Ana! Ben buraları görmeyeli ne kadar çok büyümüş ya. Doğru diyorsun abla vallahi ya. Kız Ayşe, hadi yine iyisin. Bak seni memleketine getirdik. Vallahi Asiye, sen şu tarlanın ortasına kömerim. Üzerine de küpre atarım. Kimse bir şey yapamaz abi. Ya bir dur, bir dişmeyin de. Hani niye geldiğimizi unuttunuz değil mi? Yok ablam,
Kafamda telli sorular. Biz doğru tarlaya geldik acaba? Niye ki ne? Ya, çukur tarlayı çukur tarla gibi değil. Bir tane çukur yok. Ben burayı hiç böyle hatırlamıyorum. Bir avuç yerdi burası ağam bu kadar. Kız doğru diyorsun Ayşe ha. Vallahi ağam seneler içerisinde toprağına toprak katmış ha. Abla, sen ne duysun öyle? Ben bir işaret neyin arıyorum? Bu gömün nerede gömülü deyi? Aa, doğru diyorsun. Abla, ya işaret yoksa ne edeceğiz? Ha bu koca yeri tarla faresi gibi kazacak mıyız? Gerçi yanımızdaki demli bir tarla faresi vardır ama. Ya başka çaresi mi var? Ha gerekirse eşeleneceğiz tabii. Ne demek eşelen? Ablam sen tarlayı görmüyor musun ya? Ne kadar büyük. Böyle köstebek gibi girip girip çıkacağız mı buraya? E başka ne edeceğiz Ayşe? Diktatörümüz olaydı iyiydi. O ne ki? Diktatör. Aman abla ya, dedektör demek istiyor. Gözünü seveyim ya. Kız, Ayşe. Bak açık havaya gelince nasıl beynine oksijen gitti, kafa çalışıyor, devreler yerine geldi değil mi? Bu dedektörü nereden bulacağız? Ha? Anam, ablam. Ha. Cemil'i nereden bulduysak oradan bulacağız dedik üzere. Kız, kafa çalıştı ya. Hadi gidelim o zaman. Gel kızım. Dediğimiz gibi, geldiğimiz gibi gidiyoruz muhteremle. Ha, yavaş, yavaş, yavaş. La haydi. Gel kız Ayşe, yürü. Çimeydik ya şimdi. Ay anam, geldiğimiz yolu yürüyeceğiz mi şimdi? Haydi, haydi. Şuraya da çimeydik artık ya. Allah, 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 Allah. Yavaş, yavaş kapıyı kıracağız benim. Açılmıyor mu? Müsellim kilitlemiş ya. Sanki içeride hazine var ha. Nasıl gireceğiz içeri? Anam, ben biliyorum. Arkada gizli bir geçit var. Kız nerede? Ambarın yanındaki gizli geçidin yanında buraya gelen başka bir gizli geçit daha var. Ağam duble yol yaptırmış ya. Bak abla, ben boşuna bunu ambar faresi demiyorum. Onu. Hadi haydi gidelim. Yok. Ya? Siz sığmazsınız. Ben hemen gidip geliyorum, kapıyı açacağım size, tamam mı? Bekleyin. Hayır. Yürü, kurtul. Geliyorum, bekleyin. Hop, 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 hop. Ambar faresi. Deli manyak, kapıyı içeriden kilitleyip nasıl çıkmış ya? Gizli kurallarına aykırı davranmaktan yemin ederim tutuklanacak. Geldim. Ana! Abla, kız açtı ya kapıyı. Kız, kundu. Açtın ya kapıyı sen. Biliyorsunuz, şuncacık boyum var, türlü türlü oyun var. Hanımlar, kapıda kaldınız, buyurun. Kız vallahi öpeceğim, tebrik ederim. O yavrum. Ay pes vallahi. Lan kundum açtın ya, gel öpeyim canım. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Kafayı gördünüz. Kız nereye dur bu? Şurada olabilir mi? Dur! Parolayız söyle! Ya ne parolası baba ya? Biz gelinlerini tanımadın mı? Bir adım daha atarsanız vururum ha. Ya babam, hadi bunları tanımamış olabilirsin. Gayet normal de beni de mi tanımadın ya? Ayşem, ben biricik gelinin ya. Ben nöbetteyken babamı bile tanımam. Kafa gitmiş zaten, tanısa şaşarım. Parolayı söyleyin. Şimali yıldızı. Değil. Horoz. O da değil. Ayşe tatile çıktı. O da değil. Ya,
Bunlar üçtüler. Belki var burada. Öteki nereye gitti? Şimdi bulurum ben onu. Nerede bunlar? Ben sizi var ya. Allah'ım. Haydi, haydi. Asiye koş. Ablam. Gel götürme abla. Allah kız sus. Kaçak. Ağam, yani bu evde hiçbirimizin can güvenliği yoktur. Bağla bir halk çağrısı bulmak lazım gelir. Dedem Korkut olmuş, deli Korkut ağam. He ağam, yani burnumuzdan fitul fitul getiriyor maşallah. Ha benim sadece burnumdan değil, kıçımdan da. Benim güllerim, sümbüllerim, bülbüllerim. Ne diyorsunuz ben anlamıyorum. Kafam allak bullak oldu. Ya Allah rızası için şu babanın elindeki tüfeği al ya. Ya her birimizi hedef tahtası yerine koydu ya. Tamam ya. Kevgüre çevirecekti vallahi hepimizi yani. Hepimiz tahtalı köyü boyluyorduk abi. Allah'tan gözleri iyi görmüyor da mermileri hep güneşe güneşe sıktı. Tam bir Adanalı. Kim bilir ne yaptınız da uyuyan devi uyandırdınız. Hiç mi? Eğer böyle söylüyorsanız bu işin altında mutlaka bir Çapanoğlu vardır. Deyin bana, ne ettiniz adama? Ne güzel koğuş nöbeti tutuyordu. Niçin arının yuvasına çomak soktunuz? Biz müsellimi ziyarete gittik sadece. Niye ki ne? Ağam, şimdi ne de olsa kendisi böyle yalnız, müzmin, dinamik bir deludur. Bekardır. Yani şimdi adamcağız aç mıdır, tok mudur? Yani bu tip soruları sormak yengeleri olarak bizim asli görevimiz. Ben külahımı getireyim de siz onu benim külahıma anlatın. Deyin hele asıl niyetiniz nedir? Aman be! Dur be! Uy! Ya sen o deli babanın elinden tabancayı, tüfeği alacağına... ...ha geçmişsin karşımıza, bize mi hesap soraysın? A benim deli Asiye'm. Sen benim babama deli mi diyorsun? He dedum. Ne olacak? Ya aham ya. Asiye sanırsam kahvaltıda yürek yemiş. Hayret nasıl gözümde kaçtı hiç görmedim. He yedum. Bana bakalım. Ha bu iş böyle gitmez. Bir dur lan! Sen ya o deli babanı bu evden göndereceksin ya da bizi. Ya Asiye kendi adına konuş. Yani cevabını bildiğin sorularda sorma canım. Benim deli Asiye, madem gitmek istiyorsunuz, ahanda işte kapı, işte sapı. Kaynatanı beğenmiyorsan işte kapı orada Asiye. Ağam ya ben senden de kaynatandan da o kadar memnunum ki. Yani biz çok memnunuz. Haydi gidelim. Aferin sana müfteber. Sağda piraf var Ayşe. Haydi gidelim kadınlar. Ne olmuş? Gelsin dolara zam gelmiş ya gözleri böyle belerdiğine göre. Kaç lira olmuş abla? Kız bir dur. Vallahi sanırsın borsalar birliğinden arıyorlar ha. Kız ne oldu anlatsana. Ya Dilan'ı vurmuşlar. Vah. Kim vurdu ya mı gitmiş yoksa? Ya Baran'ı da içeriye atmışlar. Anam yoksa Dilan'ı Baran mı almıştır? Ya kız ana anlatsana. Boşuna dememişler su testisi su yolunda kör olur diye. Kim bilir gene kimin ahını aldı, hangi mazluma ne yaptı? Süslü Asiye. Onu artık kızına sorarsın. Kızını da içeriye almışlar ya. Ne diyorsun sen Möhteber ana? Ya ne nasıl olduysa onu diyorum ben Azar. Yani Dilan vuruldu hastanede. Şirin'le Baran mahpusta.
Ferhat da kaçıvermiş işte. Ya kim kimi vurmuş? Ya kim kime ne yapmış? Ben hiçbir şey anlamadım Möteber. Ay yediniz gül gibi kızımın başını. Ay zavallı kız şimdi mahpushane damlarında aç mıdır, susuz mıdır, üşüyor mudur kim bilir ne haldedir. Yazık ya. Ay. Böyle bir şey olabilir mi? Ya ne oldu? Bu işin aslını aslarını bana bir anlat. Benim Möteber'im, benim kızımı kim mahpus damlarına soktu? Vallahi ben de bir şey anlamadım ama. Ya baba, burada böyle oturacağımıza gidelim karakola, orada öğrenelim neymiş. De haydi. Aa! Kızımı getir bana. Getireceğim Asiye. Merak etme. Sağ salim getireceğiz şimdi. Aşkım, anam da sana emanet, tamam mı? Tamam aşkım. Erhan! Çık lan ortaya dümbük! Beni duyduğunu biliyorum. Çık ortaya yoksa başına geleceklerden ben sorumlu değilim. Erhan! Buyurun. Sen de oradaymışsın, doğru mu? Doğrudur ağam. Orada ne oldu bana anlatacaksın. Tek tek. Ne oldu lan orada? Ağam ben çarşıya çıkmıştım. Ne? Tesadüfen Şirin'i gördüm. Ne? Meğersem Baran da oradaymış. Kızın kolundan tutmuş, rahatsız ediyordu ağam. Şirin de kaçmak istiyordu belli ki. Ben de onları öyle görünce dayanamadım. Baran'a vurdum bir tane. Baran da bana silahını çekti. Ne olduysa ondan sonra oldu ağam. Arbede çıktı, Dilan da o sırada vuruldu. Dilan vuruldu öyle mi? Peki sen ne yaptın? Oradan kaçtın öyle mi? Ne yapsaydım ağam, korktum. Peki Şirin ne yaptı? Oradan kaçmadı, senin yüzünden tutuklandı. Ağam Şirin'i niye tutukladılar ki? Ulan benim sorduğum soru da o işte, Şirin'i niye tutukladılar ki? Benimle beraber geleceksin polise. Teslim olacaksın, her şeyi tek tek anlatacaksın, yürü. Yürü, yürü. Yürü çam yarmasın, konuşmayı biliyorsun. Orada da anlatacaksın, geç. Geç lan şuradan, nereye getiriyorsun? Ya ya baba içeriden hemen bir bilgi yazarım alıp uyguladım çıkacağım ne olursun ya. O vakit parolayı söyleyeceğin asker. Ya profil şifremi söylesem olmaz mı? Konca Kulüs sessiz harfleri. Olmadı. Bir kodumu söyleyeyim o zaman 1-2-3-4. O da olmalı şimdi kurşunu yiyeceğine. Ya baba hemen bir iki dakika izin versin. O vakit gideceğim komutandan yazılı izin alıp geleceğim. Hadi yürü. Ya arkadaş başlayacağım seni komutanına da yazılı izinle de kadına da ya. Allah Allah. De haydi, 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 de haydi. Ay dedeciğiz. Baksana Türkmen ablamı bile yaklaştırmayı kapıyor. Ha, bir daha biz ikinci dereceden akrabayız. Bizi hiç yanaştırmaz Asiye. E kız ne yapacağız o zaman? O dedektörü oradan almamız şarttır. Möteber ablam olaydı, o sinsi aklıyla kesin bir şeyler bulurdu. Güzel şey. Sen mi gitsen ağa babamın yanına acaba? Ya Asiye saçmalama. Gideyim de çanağımı mı deldireyim ya? Kasım ayı biliydin ama ağa babam en çok beni seviyor, ağa babam en çok beni seviyor diye. Hadi gün bugündür göster. Hiç heveslenme Asiye, ben canımı yolda bulmadım. Kız ne edeceğiz o zaman ya? Nasıl alacağız o dedektörü orada? Aa babamın aklını karıştıracağız. Ya Ayşe olmayan şeyi nasıl karıştıracağız güzelim benim ya? Ya Asiye, aa babamın kuş kadar aklı kimi görünce gidiyor? Ya? Ya? Ya ilahuni! Ya aa babama yayla gülünü getireceğiz. Kız aklına kurban olacağım ya. Çok ne oldu? Sen mi bakıyordun? Güzel mi? Bakayım mı? He. Biz kaldık söylemezsin. Bakayım mı? Sağa bakıyorum. Tamam. Olmaz. Olmaz, kata olmaz dediğinizi hiç yapmayacağım. Ya Kamile Hanım, niye inat ediyorsun? Yaşlı adam, aklı gitmiş. Bak, bizim elimizden hiçbir şey yemiyor. Acından ölsün mü gariban? Al götür şunları. Aman ona bir şey olmaz. Domuz gibi o be, sapık zaten o. Ya Kamile Hanım, karılar haklı. Bak, kurban olduğum babamın aklı gittiğinden beri bizim elimizden hiçbir şey yiyip içmiyor ya. Ne olursun şu sıkmaları götür de yesin, yazık adama. Ha tabii tabii, ben adama sıkmaları vereyim, ondan sonra adam beni mincik mincik yapsın.
Oo! Karılar Konseyi de buradaymış. Evet hanımlar, güzel muhabbetinize tüy dikmek istemezdik ama sizleri dışarı almak zorundayız. Sebep? Bahar temizliği yapacağız. Aman bunların da tek derdi temizlik, bahar temizliği. Başka bir şey bilmez bu kadınlar. De haydi haydi oyalanmayın, çıkın da biz de bir an önce işimizi görek he. Allah Allah, aceleniz ne? Ulan siz de bir bardak çay istesek 3 saatte getirirsiniz. Ya haydi gider de kızlar temizliğini yapsın. Haydi. Yürüyün haydi. Hiç gelme Möteber abla, bu gelin kılıklılar temizlik edeceklermiş. Yok ana, ilk önce ben bu gelinlerden birini güzelce bir temizleyeceğim. Heh. Hadi, şöyle geçin geçin, nereye oturun bakayım bir. Benim temizleyeceklerim var, haydi. Evet hanımlar, duydunuz zilin sesini, bizi yalnız bırakın. Yok yok, onlar da kalsınlar. Benim bu diyeceklerim herkesleri ilgilendiriyor. Özellikle de Bela gelini. De bakalım Bela gelin. Ne zamana kadar saklayacaktın bizden? He? Neyi? Kısır olduğunu. Ne? Kesin nedir? Şöyle söyleyeyim Kamile Hanım, güney bölgesine ait bulgurla yapılan bir çeşit meze. Biber salçası, nar ekşisi ve acı biberi de servis önerisidir. Tamam tamam, bildim ben. Balla çok sever. Abla, sen ne dediğinin farkında mısın? Hay ağzın bal yasın da, yani ağzından çıkanı kulağın duyayım inşallah. Asiye, çok şükür ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor canım. Anda bu kız kısırdır. Ben anlamadım şimdi. Nedir? Balla sen nesin yavrum? Ben size şöyle anlatayım Kamilla Hanımcığım. Çorak. Yani toprak mahsul vermeyin. Ah başımıza gelenler. Kızım doğru mu yavrum, bu söylenenlerin asları var mı? Yok öyle bir şey. Ben kısır falan değilim. Sadece biraz hastayım. Heh! Bak işte kendi ağzıyla dedi. Ben kısırım dedi. Ya bu sadece geçici bir dönem. Çok kısa bir zamanda benim de çocuğum olabilir. Ay kadınlar, ben yanlış mı anladım? Bir dakika, yanlış anladımsa düzeltin lütfen. Şimdi keçi çobanıyla Balla'nın hiçbir zaman çocuğu olmayacak mı? Olmayacak. Oh, maşallah ne güzel. Tabii o zaman Balla'nın üstüne kuma da gelir değil mi? Tabii sizin için çocuk da çok önemlidir. Çok doğru. Çocuk şart. Ailenin devamı için gereklidir Kamile Hanımcığım. Tabii tabii gerekli. Ben sizi o kadar iyi anladım ki maşallah. Ya ana kız olacak dedi ya abi. Nazgül. Güzel kızım. Onun demesiyle olacak iş mi bu yavrum? Ya doktor dedi ki... Asiye, sustur şu çürük elmayı. Derhal Ayşe'cim. Bana bak. Zaten sağ laf düşmedi. Ha bundan böyle gözümüzde yok hükmündesin. Vermeyince vermeye güzel Allah'ım işte. Ne yapacaksın? Yani boşuna debelenme derim ben. Ya ne var bunda ha? Niye bu kadar çok büyütüyorsunuz? Ben anlamıyorum sizi. Hem... Ay ne sorundu? Hazar da var. Oy! Bak, göreceksiniz. Biz o çocuğu yapacağız. Kısır olmadığımızı hepinizi ispatlayacağız. Hepinizi. Ha ben bu Bela gelini... Yolarım. Belo. Möteber abla. Geleceğim. Duydun mu Bela'nın dediklerini? Ha duydum. Ay çok şükür Allah yüzümüze bakıyor o Ayşe. Valla. Valla benim bu gelin dediklerini pek anlayamadım ya. Ya neyini anlamadın Türkmen abla? Bunlar karı koca Hazar'la Bela kısır kere kısırmış.
Yalan dur! Pamuk Arı'nın şerifinde kızı. Bütün kabahati kusuru benim Dalyan gibi oğluma atayım.